Herkese merhaba, ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de harika bir konuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Dukan diyeti nasıl yapılır ve Dukan diyet listesi örneği. Bununla alakalı size burada ben hazırladım bir tane de liste paylaşıyor olacağım. Bu listeyi hatta burada tam gözükmeyebilir diye aşağıya da tarif olarak da onu da yazmış olacağım. Şimdi Dukan diyeti nedir? 2000 yılında Pierre Dukan, kendisi doktor, onun ortaya çıkardığı, kurguladığı bir diyet sistemi aslında. Birçoğunuz biliyordur tabii ama çok fazla proteinden beslendiğiniz bir diyet. Dukan şunu aslında iddia ediyor. Proteini vücuda aldığınız zaman çok fazla enerji yakıyorsunuz, yani proteini sindirmek için. Yağdan veya karbonhidrat aldığınız zaman vücudunuz aslında o kadar da fazla kalori harcamıyor. Yani çok fazla proteini yakarken enerji kullandığınız için daha fazla kilo verdiğinizi iddia ediyor. Tabii ki burası tartışılır. Bir diyetisyen olarak da protein diyetinin kilo verdirdiğini biliyoruz. Zaten burada yararlarına, zararlarına da ben değinmiş olacağım. Bu Dukan diyeti yaklaşık olarak 4 aşamadan oluşuyor. Birincisi atak aşaması, saldırı aşaması. İkincisi seyir aşaması. Üçüncüsü pekiştirme aşaması diyoruz. Sonuncusu da istikrar aşaması. Bunları şimdi size tek tek hepsinden bahsediyor olacağım. Birinci aşama saldırı aşaması. Bu aşama yaklaşık olarak 1-10 gün arasında sürüyor. Bu size bağlı olarak değişiyor. Burası aslında atak bölümü. Yani siz bu bölümde tamamen saf proteinden yüksek besinlerle besleniyorsunuz. Kesinlikle bu bölümde meyve, sebze gibi besinler yok. Bu protein ne olabilir? İşte dana eti olabilir, yağsız hindi eti olabilir, jambon olabilir, füme olabilir gibi. Yine süt ürünleri tüketebiliyorsunuz ama onlar da kesinlikle yağsız olacak. Artı 1,5 yemek kaşığı kadar yulaf kepeği veya ezmesi kullanabilirsiniz. Günlük en az 6 bardak da bu aşamada su içmeniz gerekiyor. Yani aslında tamamen proteinden beslendiğiniz bir bölüm. Bu bölümden sonra yaklaşık bu 10 gün sürdü. Siz ikinci aşamaya geçiyorsunuz. O da seyir aşaması. Burada yine proteinden yüksek besleniyorsunuz. Bunun yanında diyetinize sebze katabiliyorsunuz. Tabii bu da bir gün katıyorsunuz, bir gün katmıyorsunuz şeklinde. Yine meyve veya bu meyve yok, sebzelerden de bezelyedir, işte patatestir gibi şeker oranı yüksek sebzelerden yararlanmamış oluyorsunuz. Burada yulaf kepeğini de 2 kaşığa kadar çıkartabiliyorsunuz aslında. Yine bu böyle devam ediyor. Bu aşamada ne kadar kilo vermek istiyorsanız onu 3 gün sürdürüyorsunuz. Yani 1 kilo vermek istiyorsanız 3 gün boyunca bu aşamada kalıyorsunuz. 10 kilo vermek istiyorsanız 30 gün boyunca bu diyeti yapmış oluyorsunuz. Üçüncü aşama pekiştirme aşaması. Bu aşama aslında verilen kiloların korunduğu aşamadır. Burada verdiğiniz kilo oranında 5 gün boyunca sürdürüyorsunuz. Şöyle örnek vereyim. 1 kilo veriyorsanız 5 gün boyunca bu diyeti yapmak zorundasınız korumak amaçlı. Diyelim Dukan diyetiyle bu evreye kadar 20 kilo verdiniz. Bunu 100 gün kadar sürdürmeniz gerekiyor. Burada nasıl besleniyorsunuz? Protein ağırlıklı, yine sebzelerin girdiği bir diyet. Aynı zamanda meyvenin de yavaş yavaş eklendiği bölüm burası. Muz gibi, üzüm gibi ya da işte kavun, karpuz gibi şeker oranı yüksek meyvelerden tüketmiyorsunuz. Burada haftada 2 defa da kutlama günü yapabiliyorsunuz. Kutlama gününden kastımız nedir? İşte nişastalı besinler, makarna gibi veya ne olabilir, pirinç gibi, bulgur gibi besinler de listenize kutlama günlerinde, yani haftanın 2 gününde aslında dahil olmuş oluyor. Aynı zamanda 2 dilim ekmek de tüketebiliyorsunuz. Yine esmer ekmekten burada bahsediyoruz. Bu aşamayı geçtiniz. Son aşama, yani istikrar aşamasına geldik. Artık burada yaşam tarzı haline getirdiniz, kiloları verdiniz. Daha sonrasında Dukan'da öğrendiğiniz tüm bu beslenme sistemini devam ettiriyorsunuz. Burada fark olarak ne var? Sadece perşembe günlerinde protein ağırlıklı, yani saf protein ağırlıklı beslenmiş oluyorsunuz. Diğer günlerde Dukan'da öğrendiğiniz beslenme sistemini devam ettirmiş oluyorsunuz. Şimdi ben size biraz da Dukan diyetinin zararlarından bahsedeceğim. Şimdi o zaman gelelim Dukan diyetinin en çok tartışılan kısmına, zararlarına. Ben bu konuyu aslında bir diyetisyen gözüyle bakıyorum ve o şekilde yorumlayacağım. Şimdi Dukan diyeti 2000 yılından beri aslında hayatımıza giren bir diyet. Ve anlattığım üzere çok fazla proteinden besleniyorsunuz. Protein bağırsakları kurutma etkisinden dolayı vücutta kabızlık yapabiliyor. Biliyoruz ki kabızlık da metabolizmamızı kötü yönde etkiliyor ve yaşam kalitemizi çok düşürüyor. Bununla alakalı hastaneye yatırılıyor.
yatan kişiler dahi olmuştur. Yine protein oranı yüksek besinler, aslında doymuş yağ içeriği yüksek olan besinler ve yapısında kanserojen ve toksin maddeler taşıyabilen besinler. Bunlardan sürekli vücuda aldığınız zaman ne yapıyor? Hücrelerin yapısını bozuyor ve kansere meyilli bir hale sizi getirebiliyor. O yüzden Dukan diyeti ve kanser arasında bir ilişki kurabiliyoruz. Yine günlük hayatınızı etkileyebilecek, aslında halsizlik gibi, unutkanlık gibi veya baş ağrısı gibi, ağız kokusu gibi birçok yan etkisi de var. Bunlar da insanın yaşam kalitesini düşüren aslında zararları. O açıdan biz çok fazla yapılmasını önermiyoruz. Yani ben bir diyetisyen olarak bu diyeti size önermiyorum. Ama yine şimdi liste örneği demiştim. Bir gün bir beslenmeden bahsedeceğim. Bir günlük bir örneği vereceğim ama ilk atak aşamasındaki 4 günü de videonun altında diyet olarak size yazıyor olacağım. Ama dediğim gibi sadece örnek olarak ben bunu size belirtiyorum ve kesinlikle zararlı olduğu için yapılmasını çok fazla önermiyorum. Şimdi burada nasıl beslenebilirsiniz? Sabahta işte yumurta veya yulaf ezmesiyle birlikte bir omlet yapabilirsiniz. Veya bu kahvaltıda işte jambon olabilir, hindi, füme olabilir gibi bu tür besinleri tüketebilirsiniz. Ara öğünde süt içilebilir. Öğlen yemeğinde yine et, tavuk, balık. Akşam yemeğine geldiğiniz zaman yine et, tavuk, balık tüketiyorsunuz. İlk bahsettiğim üzere meyve ve sebze kesinlikle diyetimizde yer almıyor. Şimdi bana en fazla sorulan bir soruyu cevaplamak istiyorum. Genelde işte şu kadar kilo verebilir miyim, ideal kilom nedir gibi çok fazla soru geliyor. Şöyle yapalım. Videonun altına herkes boyunu, yaşını, cinsiyetini ve kilosunu yazsın. Ona göre ben herkesin olması gereken kilosunu o kişiye özel hesaplamış olacağım. Bunu yorum olarak aşağıya bekliyorum. Aynı zamanda Dukan'la alakalı sorularınız da olabilir. Onları da cevaplayacağım. Yine videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.